Evet değerli arkadaşlar cümleten hayırlı günler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün El Arabiye Beyne'yi değil adlı kitapta ikinci kitabın sekizinci ünitesinin üçüncü konusunu işleyeceğiz nasip olursa. Ödüllerle ilgili e, ünitede üçüncü dersteyiz. Bismillah diyelim başlayalım. İhtiyar-u talib örnek model öğrencinin seçimi ihtiyar kelimesi ihtara fiilinin mastarı. Misali de örnek model anlamına geliyor. Örnek veya model öğrencinin seçimi. Müdür medreseti okulun müdürü şöyle başlıyor söze. Neştemi yeme bugün toplanıyoruz. İhtiyar-ı misaliyi örnek öğrenciyi veya model öğrenciyi seçmek için bugün toplanıyoruz. Ma sıfatut talibin misaliyi fi ra'ikum. Sizin görüşünüze göre örnek model öğrencinin vasıfları, özellikleri nedir? Müderrisü't din din öğretmeni diyor ki en yahfiza fi ala salatihi namazını muhafaza etmesidir. Yani dikkat etmesidir. Burada hafaza ala bir şeye dikkat etmek, onu korumak anlamında kullanılıyor. Ve en yekûne hasenel ve ahlakının da güzel olması gerekir. Müderrisül <laughs> ulûm fen bilimleri veya fen hocası diyor ki en yehtemle bir nezafetihi ve mazharihi. Daha önceki derslerde ihtemmenin bir harf ile kullanıldığını söylemiştik değerli arkadaşlar. Burada da karşımıza çıktı. Nezafet temizlik demek. Mazhar da dış görünüş. Bu halde örnek öğrencinin en yehtemme bir nezafetihi temizliğine ve mazharihi dış görünümüne dikkat etmesi önem göstermesi gerekir ve en yekune ben lede zümelaihi ve müderrisihi ve arkadaşlarıyla hocaları nazarında katında sevilen birisi olması gerekiyor. Bu leda yanında, katında, nezdinde gibi tercüme edebiliriz. Mahbub da sevilen anlamında. Müderris-i Riyadiyyat spor hocası da diyor ki en yahsule ala imtiyazen fil iktibarat İhtibar sınav demekti. İhtibarat da onun çoğulu olarak geldi değerli arkadaşlar. Yani sınavlarda imtiyaz bu bir not değerli arkadaşlar. Peki veya çok yüksek not olarak tercüme edebiliriz. Hasala ala yine karşımıza çıktı. Elde etmek, almak. Bu durumda şöyle tercüme ediyoruz. Sınavlarda peki yani çok iyi notlar almış olması gerekir elde etmiş olması gerekir. Müderrüsü Lugatil Arabiye, Arapça hocası da şöyle diyor, bakalım Arapçacımız ne diyecek? En yuşerike fil müsabakati stakafiyeti, kültürel yarışmalara, müsabakalara iştirak etmiş olması gerekir. Şareke yuşeriku fi ile kullanıldı. Dikkat edelim. Estakafetü, değerli arkadaşlar kültürdü. Estekafiyeti olduğunda, kültürel anlamını vermiş olduk. O zaman kültürel müsabakalara iştirak etmiş olması gerekir. Müderrisü Riyadati matematik hocası öğretmeninde diyor ki ve en yuşarike iştirak etmesi fi geldi fil enşitatir riyadiyete eydan yani sportif faaliyetlere aktivitelere de katılmış olması gerekir. Eydan'ı Deda diye tercüme ettik sportif faaliyetlere de iştirak etmiş olması gerekir. Müdürün medreseti, okulun müdürü diyor ki, vel en, şimdi, ...yaktarı kullu vahidin minkum selasete tullabin. Sizlerden her biriniz üç öğrenciyi seçiyor. İhtara yehtarı seçiyor. Sizlerden her biriniz üç öğrenci seçiyor. Ve yektubu esma'ahu fil ve isimlerini karta yazıyor. El müdiru el bitagati minel müderrisine. Tabi yazdı hocalar. Sonrasında müdür kartları hocalardan topluyor. Cemaat toplamak. Cami de işte toplayan anlamında kullanılır. Normalde mescid ifadesi daha yaygındır Arapçada. Müdürün medreseti, okulun müdürü diyor ki, Huneke ismun, cümle başında var diyeceğiz. İsmun müşterekün fi cemil bütagati. Tüm kartlarda ortak bir isim var, bulunmaktadır. Ahmet Allam. Ahmet Allam ismi. Huva talibun misaliyyü. O işte model öğrenci. Müderrisü riyazati spor hocası diyor ki selun selnu'l-neticete fil fi'l-usbu'i'l-kadim inşallah. İnşallah neticeyi bakın netice Türkçeye girmiş. Sonucu selunlunu ilan edeceğiz. Öğrencilere önümüzdeki hafta inşallah neticeyi ilan edeceğiz. Müdürün medreseti müdür diyor ki el caizetu ödül kütübün kitaplar o bir çanta ve meblagun min el mal ya yani biraz parasal mebla yani zaten belli bir, bir miktarda para diyelim ve sefe yekunu hunayke haflun kebirun ve burada e, büyük bir tören olacak yahduruhu abaa'ut tullabi ve Öğrencilerin babaları da oraya gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi alıştırmalarımıza geçelim. bu evvel birinci alıştırmada her zamanki olduğu gibi sahih ve hata işaretlerini koymamız isteniyor. Birincisini okuyalım. Seyahduru laba vel hafla gaden. Babalar törene yarın gelecek. Zaten biraz önce okuduk değerli arkadaşlar. Fil usbu il kadim önümüzdeki hafta gelecekler. Çünkü netice önümüzdeki hafta ilan edilecek. İşte masittetü müderrisine fil maal müdir. Müdürle beraber altı öğretmen toplantı toplantıya katıldı. Bir araya geldi. Parçaya baktığımızda hamsetün ya arkadaşlar. Beş tane öğretmen hata. Üçüncüsü tekelleme müderrisü riyadiyeti merrata vahideten. Yani e, spor hocası bir kere konuştu. Bu da sahi. Pardon bu riyadiyat matematik hocası diyecektik. Yanıldık. Riyad, Riyadatü deseydi tek başına o zaman spor hocası olacaktı. Müderrisü riyadiyat matematik hocası bir defa konuştu. Sahi. Tekellemel müdürü erba merratim müdür dört defa konuştu. O da doğru. İhtara kullu müderrisin taliben vahiden her bir hoca bir öğrenci seçti. Hayır hatırlarsanız müdür ne demişti? Her biriniz üç tane öğrenci seçeceksiniz. İhtara kullu müderrisin selasete tullabin derler arkadaşlar. Bu biliyorsunuz. 3 ve 9 10 sayılar arası onda dahil olmak üzere sayıların temizi cemi mecbur olarak geliyordu ve rakamda bu tülab kelimesinin müfredinin zıttı olacaktı. Talibun müzek geldi. Bu da müennes olarak geldi. Evet burada ikinci alıştırmada değerli arkadaşlar birinci sorumuz şu. Yani aşağıdaki şeylere diyor özet bir şekilde cevap ver. Mansifatu talibil misaliyi fi ilmi müderrisi din. Yani din kültürü öğretmeninin görüşüne göre, görüş demek arkadaşlar, görüşüne göre örnek öğrencinin vasıfları nelerdir? Hatırlarsanız hocamız demişti ki, en yuhafiz ala salati ve en yekuna hasen Namazlarına devam etmeli ve güzel ahlak sahibi olmalı demişti. Hocamızın görüşü o şekildeydi. İkinci soru. Ma talibil misali fi ra'i Matematik hocasına göre örnek öğrencinin vasıfları nelerdi? En yahsul ala imtiyazın fil iktibarat. Bu da sınavlarda. Evet, peki derecesinde notlar almış olması gerekir demişti. Diğerine geçtiğimizde. Üçüncüsü ma sıfatü bir misali yefi ra'ike sana göre. Bakın senin görüşüne göre örnek öğrencinin vasıfları nelerdir? O artık siz kendi zihninizdeki şeye göre cevap verebilirsiniz. İşte diyebilirsiniz ki işte en yakra al kitabe ve en yeştehide kesiran fi durusihi. işte kitap okumalı, derslerine çalışmalı denilebilir. Ve en yehtemle bineza temizliğine dikkat etmesi gerekir diye cevap verebilirsiniz. Mel ismül müşterekü fi cemi'il il Tüm kartlardaki müşterek bakın ortak isim kimdir? Baktığımızda ortak isim değerli arkadaşlar Ahmet Allam değil mi? Ahmet Allam denilen şahıs öğrenci Meta setu neticeti. Netice ne zaman ilan edilecek? Fil usbu il kadim, önümüzdeki hafta denilmişti. Şimdi müfredat kısmımız var. Kelimeler anlamına geliyor müfredat, kavramlar. Sıl beyne'l kelimeteyni kelime iki kelimeyi eşleştirin diyor. Elleteyni te'tiyene beraber kullanılan gelen kelimeleri eşleştirin. Sonrasında da diyor, cümlede kullanın. Biz eşleştirmeyi yapalım. Cümleleri artık siz yapmaya çalışırsınız. Tabii ki hüsnül ahlak, güzel ahlak beraber kullanılıyor. El enşitatür riyadiyyetus sportif aktiviteler. Talibül misali örnek öğrenci. El malumatül amme genel kültür. El ceva izu sekafi, el ceva pardon, el teşciiyye yani teşvik ödülleri diyelim ona. Et teşvik ödülleri. El musabagatü sekafiye kültürel yarışmalar. Evet bu alıştırmayı da bittik. Son alıştırmamıza geçelim. Bizden istenen değerli arkadaşlar. Hati cem'al kelimati taliyeti minennes. Metinden diyor. Aşağıdaki kelimelerin çoğulunu getir. Sümme ha kullan fi cümle faydalı bir cümlede kullan yani yargı bildiren bir cümlede kullan ismin kelimesi esmaun isimler neşatun aktivite faaliyet enşitatun aktiviteler hulugun huy ahlak ahlakun çoğul olarak geldi ihtibar sınav imtihan ihtibarat sınavlar zeminun arkadaş, özellikle iş arkadaşı ve okul arkadaşı için zemil kelimesi kullanılır. Zümela da arkadaşlar olarak geçiyor. Evet arkadaşlar, böylelikle bu okuma parçasını da bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.